Çarşamba KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye hoş geldiniz. KRT Yön Radyo ortak yayınında her sabah tam bu saatte yaptığımız gibi gündemi değerlendireceğiz. Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri hatırlayıp hatırlatıp yorumlayacağız ve üzerinde biraz analiz yapmaya çalışacağız. Ne niçin olmuş, kimin ne söylediği ne anlama geliyor onları değerlendirmeye çalışacağız. Yine gazeteleri hep birlikte okuyacağız. Yazılı basında gazetelerin manşetlerinde birinci sayfalarında neler var, gündem nasıl değerlendirilmiş onları teker teker okuyup sizlerle paylaşacağız. Sosyal medyadan ve ekranlardan seçtiklerimiz ve köşe yazarlarından alıntılarımız olacak. Gelin önce 7 Aralık sabahından baktığımızda dünyada ve Türkiye'de gündem nasıl belirlenmiş, nasıl şekillenmiş onları bir hatırlayalım. Şöyle bir Türkiye hayal edin. Enflasyonu %1,5'a düşürmüşüz. Amerikan dolarının kuru 1 lira eşittir 1 dolara inmiş. Faiz %0, ekonomi tıkırında, market raflarında istediğimiz her şeyi istediğimiz fiyattan bulabiliyoruz. Asgari ücret Amerikan doları olarak 7786 dolara eşitlenmiş ve bir Türk emeklisi 7786 doları cebine koyup Hint Okyanusu'nda, Pasifik Okyanusu'nda o canım adalardaki istediği tatil beldesinde istediği gibi tatil yapabiliyor. Kapımızda son model otomobiller ve içinde yaşadığımız villaların kat sayısını inip çıktıkça merak bile etmiyoruz. O kadar lüks bir yaşam sürüyoruz. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Yani her şeyi halletmişiz. Ama sabahları gazeteleri açtığımız zaman 6 yaşında, 7 yaşında evlendirilen kız çocukları belasından hala kurtulamamışız. Akşamları televizyon haberlerini açtığımızda orada, burada, falanca Kur'an kursunda, filanca Diyanet yurdunda hala ufacık bebeler, çocuklar, yani oyun çağındaki bireyler tacize, tecavüze uğruyor. Bir takım cibilliyetsizler, bir takım şerefsizler, bir takım namussuzlar, bir takım ız düşmanları hala çocuklarımıza tasallut etmekten vazgeçmemişler. Ve bu belayı bu topraklardan arındıramamışız. Ve hala bir takım mahkemelerde bu namussuzların lehine kararlar çıkmaya devam ediyor. Öyle bir Türkiye'yi ister miydiniz? İşte öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani ikinci anlattığım kategori hala bu topraklardan temizlenememiş durumda. Evet, ekonomik sorunları küçümsemek için bunu söylemiyorum. Evet, içinde yaşadığımız Türkiye'nin bir yığın başka sosyal sorununu, başka siyasi sorunları sanki unutmuşuz, sanki onları konuşmak gerekmiyormuş gibi söylemiyorum. Ama Türkiye'nin başında böylesine bir ayıp varken ve böylesine bir ayıpla maalesef koyun koyuna yaşarken ekonomik sorunların çözülmüş olması hiçbir anlam taşımayacak, onu demeye getiriyorum. Türkiye'nin bütün bu sorunları bir arada çözmesi gerektiğini zaten hepimiz biliyoruz, söylemeye gerek yok. Ama öncelikle insanlarımıza ve en başta da korumamız, kollamamız gereken, kanat germemiz gereken çocuklarımıza sahip çıkamıyorsak zaten yazıklar olsun bize. Maalesef günlerdir, aylardır, haftalardır ve hatta 10 yıllardır bu belayla iç içe yaşamak durumundayız. Ve maalesef bu olaylar hep kendisine mütedeyyin diyen, kendisini kutsal değerler çizgisinde yaşamakla öne çıkartan ve böyle değerlerin peşinden koştuğunu öne sürerek insanları kandırmaya çalışan bir takım din insanı kisveli ya da mütedeyyin kisveli yobaz zihniyetler tarafından gerçekleştiriliyor. Birkaç gündür konuştuğumuz iki vakayı bugün medyada yine en çirkin, en utandırıcı, en mide bulandırıcı boyutuyla bir kez daha hatırlatarak başlamak istiyorum. 7 Aralık sabahında gündemi hatırlatmaya. Şu anda birkaç gündür konuştuğumuz hadise var ya, İsmaila cemaatine mensup bir şahsın kızını, 6 yaşındaki kızını bir kişiye gelin olarak vermesi hadisesi.
Bugün Bir Gün gazetesinde değerli kardeşimiz Timur Soykan'ın haberi, bu konudaki haberi manşete çıkmış. Zaten onun haberinden öğrenmiştik bunu. Karanlık, vahşi, acı bir fotoğraf manşetiyle Bir Gün gazetesi bu olayı o çocuğun, o kız çocuğunun fotoğraflarıyla paylaşmış. Tabii ki buzlayarak hani ya da blörleyerek de her nasıl tabir ediliyorsa, ve o gelin edilen ama aslında hani doğru tabirle ifade etmek gerekirse tecavüz için birine satılan kız çocuğunun öyküsü maalesef bugün bir Türk gazetesinin manşetinde. İsmail Ağa cemaati liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olan savcılık dosyasına verdiği fotoğraflara ulaştık diyor Timur Soykan. Olayı hatırlarsak İsmail Ağa cemaatinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşında Kadir İstekli ile evlendirilmesiyle ilgili bir haberdi bu. Yusuf Ziya Gümüşel iddiaları reddederek mahkeme süreci devam etmektedir ve iddia edilen konuların aksine deliller mahkemeye sunulmuş olup yargılama sürecinde tüm gerçekler açıklığa kavuşacaktır diye bir açıklama yaptı. İktidar cephesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi. İşin vehametine bakar mısınız? İktidar cephesinden, yani çocuklarımızı, bütün vatandaşlarımızı olduğu gibi çocuklarımızı koruması gereken bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı var. Ne yapıyor? Neyle uğraşıyor? Onu bilmiyoruz. Bu durumdaki kız çocuklarının durumlarına dair, onları kurtarmaya dair, onları korumaya dair ne yaptığını ve özellikle de bu olayla hangi seviyede ilgilendiğini henüz duyduk. Bugünlerdir bu haberi konuşurken duymadık. Geçmişte bir sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da çıkıp canım bir defayla bir olayla filan bu işler izah edilemez demişti. Bir olayla bütün Türkiye'ye, bütün bu insanlara teşvik etmeyin anlamında bir laf söylemişti. Yahu bir olayın bile bizim başımızı yere eğmesi ve yüzyıllarca başımızı yerden kaldırmaması gerekiyor. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu koruyamıyorsak, dahası kendi ailesi bu rezaletin içine sürüklüyorsa biz bütün ışıkları söndürüp gidelim artık, başka bir gezegende yaşayın. Bunun için anne olmak, baba olmak şart değil. Yani ben bu lafları söylerken sık sık vurguladığım üzere bir kız babası sıfatıyla bu işe ekstra bir tepki göstermiyorum. İnsan olmak yetiyor. Bu gezegende nefes alıyor olmak yetiyor. Çocuklarımıza böyle bir muameleyi nasıl reva görüyoruz? Kim bilir ne karşılığında? 3 kuruş mu, 5 kuruş mu, 3 milyon mu, 5 milyon mu? Her neyin karşılığında olursa olsun insan 6 yaşındaki çocuğunu bir erkeğe nasıl satar? Al bu senin gelinin olsun. Al bununla ne yapıyorsan yap diye. Oyun çağında oyuncaklarla oynaması gereken, İp atlaması, seksek oynaması ya da neyse oyun oynaması gereken bir çocuğa bir yetişkin kadın hayatı yaşattırmak kadar büyük bir vicdansızlığa bir aile nasıl imza atabilir? Tekrar ediyorum, kendilerini sürekli olarak yüce ve uhrevi değerlerin savunucusu olan, Allah'ın kitabının peşinden gittiğini söyleyen din insanı kılıklı, kisveli insanlar böyle bir şeye nasıl cevaz verebilir? İnsanın aklı almıyor bunları. Bugün paylaştığımız fotoğraflar diyor Timur Soykan, dosyada da yer alan fotoğraflar tüm anlatılanları doğruladı. 6 yaşında giydirilen gelinlik, 13-14 yaşlarında nişan ve düğün fotoğrafları, evlerinde çekilen kareler, hepsi bir çocuğu yutan karanlık düzenin deşifresi diye anlatıyor Timur Soykan kardeşimiz. Bakın haberin detaylarını da geçen sabah da burada sizlerle paylaşmıştık. O kızın daha ileri yaşlarda bu işin peşine düşüp kendisini bu duruma düşürenlerin ya da bu duruma sevk edenlerin ifadelerini kayıt altına almak için telefon görüşmeleri yaptığı ve ondan sonra o görüşmelerden şöyle satırların, şöyle seslerin yansıdığı aktarılıyor haberde. HKG, yani bu duruma düşürülen kız çocuğu diyor ki bunları yaptınız bana ama telafisi olmuyor diyor. Karşıdaki ses Kadir İstekli. Yani tam bir hatadır, yanlış bir şey. Ha, şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm diyor. Hala bak.
Ama o şekilde bir şeye müsaade eder miyim? Etmem. Peki soruyor genç kız. Babam nasıl düşünmedi bunu diyor. Karşısındaki hoca efendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen Allah Allah. Yani kızım daha çok küçük. 6 yaşında ilişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? İnsan bunu bilmez mi diye soruyor genç kız. Ben seni öyle görmemiştim, öyle gittim işte, ufaklığın öyle geçti dediğin gibi, ne bileyim ya. Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni diyor. Okurken ben yerin dibine geçtim. Bir anne de ufacık kız çocuğunun saçlarını tarıyor ve ufacık kız çocuğunu koca diye tanıttıkları o herifin, hadi şimdi söyletmeyin beni, yanına gönderiyor. Ya hepimiz ölelim gidelim ya. Hakikaten. Bunlar yaşanıyorsa bizim arka sokağımızda, üst katımızda, karşı dairemizde, yan komşumuzda, hatta kentimizde, hatta yaşadığımız bu topraklarda hepimiz birlikte ölelim gidelim yahu. Böyle bir vicdansızlığa hangi insan, hangi canlı türü izin verebilir? Bu konuda özellikle hassasiyet gösterdiğimin, niye hassasiyet gösterdiğimin gerekçesini de anlatayım burada. Meseleyi kişiselleştirmek istemiyorum. Ama bakın, bundan birkaç yıl önce yine böyle bir hadiseyi savunan bir şahsa Twitter'da tepki gösterdim diye gittim yargılandım. 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceği yönünde görüş beyan eden ve televizyonda da bunları çıkıp anlatan bir şahsa tepki gösterdim diye hakaretle yargılandım. Ve yargılandığım davada beraat ettim. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Bundan birkaç hafta evvel gelen bir mahkeme celbinde o beraat kararımın istinaftan döndüğünü, yani beraatın iptal edildiğini, yeniden yargılanacağımı tebliğ ettiler bana. Önümüzdeki ayın sonunda gideceğim, tekrardan yargılanacağım. Böyle bir hadiseyi savunanlara tepki gösterdim diye. Yahu tepki göstermesem zaten yargılanıyor olmamız lazım hepimizin. Niye tepki göstermiyorsunuz diye bu toplumun hepimizin yargılanması lazım. Yani kendi kendimizi yargılamamız lazım. Şimdi bu heriflere, bu herif-i naşeriflere, bu namuhteremlere tepki göstermeyen insan mıdır, bunu soruyorum size. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu tırnak içinde gelin edip başka bir erkeğin koynuna göndermek nasıl bir zihniyettir? Nasıl bir vicdandır? Nasıl bir kalptir? Nasıl bir insanlıktır? Dediğim gibi bu toplumda her şeyi çözdüğümüzü varsaysak bile, eğer bu sorunlarla iç içe yaşıyorsak, bizim utançtan hep birlikte yerin dibine geçmemizden başka hiçbir çare yoktur. Bir Gün gazetesinde bugün alın okuyun, Timur Soykan olayın başka detaylarını da anlatıyor. Gerçekten de hepimizin yüzünü kızartması gereken insanlarla ya da olaylarla bir arada yaşıyoruz. Devlet nerede? Adalet Bakanı'nın sesi çıkmayacak mı? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın bir çıtı çıkmayacak mı? Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız diye hiç olmazsa protokol babında iki satır laf etmeyecek misiniz muhteremler? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önüne gelene ağız dolusu terörist, alçak, hain, şerefsiz diye hakaretler yağdırırken bu insanların kapısına gidip de iki satır kelam etmeyecek. Bir market zincirini 5 lira, 10 lira neyse 2,5 lira fazla mal satıyor diye ölümle tehdit eden o delikanlılara söylüyorum. Gidip bunların kapılarında racon kesmeyecek misiniz? Marketin rafındaki ürünün etiketine racon kesmek kolay. Gönderip birilerini taş attırmak kolay. Bu adamlara bir tavrınız olmayacak mı yahu? Piyasalardaki, bakkaldaki, marketteki, kasaptaki fiyatlar için ana muhalefet partisinin genel merkezinin önüne gitmiş gösteri yapıyor bir takım zat-ı namuhteremler. Yahu gidip bu çocukları yetişkinlerin koynuna sokan şerefsizlerle ilgili iki satır lafınız olmayacak mı bunların kapısına gidip? Bunların dergahına gidip, bunların bilmem şeyine gidip, karargahına gidip. Delikanlılığı orada gösterin.
İki satır yazı yazan, tweet atan insanın hayatını zindan etmeye kalkışıyorsunuz. Elinize sopaları, taşları, silahları alıp. Bunlara bir diyeceğiniz yok mu ey delikanlılar? Ey raconcular, yok mu bir diyeceğiniz? Atmaya geldiği zaman mangalda kül bırakmıyorsunuz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde yine bir başka hadise daha anlatıldı. Halkların Demokratik Partisi'nden Sayın Meral Danış Beştaş yaptığı konuşmada, bundan birkaç ay önce Diyarbakır'da yaşandığı haberlere yansıyan bir hadisenin geri planına ilişkin yine aynı bu kadar utanç verici bir detaya değindi. Hatırlayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski il başkanı Cihan Kaya ile ilgili olarak bir skandal ortaya çıkmıştı ve o şahsın da görevinden istifası gündeme gelmişti. Görevden alınmıştı il yönetimi filan. Olayın arkasında işte bir yolsuzluk, parasal mesele filan olduğu gibi bir takım haberler dolaştı ama sonradan anlaşıldı ki genç yaşta bir çocuğa, bu kez de bir erkek çocuktan söz ediyoruz, taciz, tecavüz, neyse tasallut, öyle bir hadiseymiş işin gerçeği. Sonradan bir takım görüntüler filan da ortaya çıktı. Ve bakın o yargılamada nasıl bir detay ortaya çıkmış. Meral Danış Beştaş'ın o konuşmasını getirelim ekranlara, sonra onun da üzerinde konuşalım. Bu hafta MHP Diyarbakır İl Başkanı beraat etti. Bir çocuğa cinsel istismardan tutuklanmıştı ve karar gerekçesine baktım. Her zaman olduğu gibi inanmak istemedim. İnanmayı hala reddediyorum. Çünkü karar gerekçesinde çocuğun kahkaha atması beraat gerekçesi olarak kabul edilmiş. Ve bu hakim İsmail Kızılelma, İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan'ı da serbest bırakan hakim. Şimdi biz buna adil bir yargılama mı diyeceğiz? İktidarın ortağının il başkanı çarşaf çarşaf istismardan tutuklandı haberleri geçecek ve bu kadar kısa sürede bir kahkaha gerekçesiyle beraat et. Şimdi bakar mısınız yargı ayağında da neler olduğuna? Az önce ben dedim ya, bu ülkenin Adalet Bakanı niye susuyor? Bu ülkenin Aile Sosyal Politikalar Bakanı niye susuyor? Bu olaylara niye tepki göstermiyor? Benden daha fazla bağırması lazım. Derya Yanık hanımefendinin ortalığı ayağa kaldırması lazım. Hayır, Bekir Bozdağ'dan da Derya Yanık'tan da bu olaylarla, bu hadiselerle ilgili çıt çıkmıyor. Muhtemelen sorsanız bir yerde, mikrofon uzatsanız, efendim münferit hadiselerle ilgili konuşmak ilke olarak doğru değil filan gibi bir demeç vereceklerdir. Ben iki satır tweet atsam münferit hadise sayılmıyor o. Örgütsel, ideolojik, ülkeyi yıkıcı, bölücü, terörist hadise sayılacak. Ama burada bir takım namussuzlar çocuklara göz dikecekler, o münferit hadise sayılacak. Ve yargılama aşamasına bakar mısınız? Çocuğun rızasından bahsediyor ya. Ya hangi çocuk taciz ya da tecavüze uğramak üzere kendisi rıza verir ya bu? Ya da hangi yetişkin? Çocuk lafını kullandığımız bir bireyin rızası diye bir şeyden nasıl söz edebilir bir yargıç? Kahkaha mahkaha atılmış da orada da bir rıza belirtisi bilmem ne varmış. Bu olayların örneklerini çok duyduk geçmişte, hatırlayacaksınız. Bir kadına taciz ya da tecavüz, efendim mahkemede yargılama konusu oluyor. Hakim bin bir türlü sorgulamada bulunuyor. Giyimi kuşamı nasıldı? Acaba cilveli hareketler mi yapmıştı? Rızasını belli edecek şekilde bir takım ifadeler mi kullanmıştı? Efendim yazışmada bilmem ne mi olmuştu? İşte mesajlaşmada. Çığlık atmamıştı. Çığlık atmadığı için efendim rıza mı sayılıyordu o? Yani maktul şey mi oluyordu, masum duruma mı düşüyordu? Ya böyle şeylerle uğraşıyoruz. Tacizin, tecavüzün saptandığı ve belli olduğu bir durumda en ağır cezayı vereceksin ki caydırıcı olsun. Başka türlü vatandaşlarımızın vücut bütünlüğünü, vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini, en başta da çocuklarımızı nasıl koruyacağız?
Bu hakimler nerede yetişiyor? Bu savcılar nerede yetişiyor? Böylesine hani rıza vermiştir. Belki kendi rızası vardır da hafifletici bir neden vardır bilmem ne diye gerekçelerle nasıl bunlar aklanır çıkar gider mahkemenin öteki kapısından? Ya da hafif cezalarla kurtulur. Adam tecavüzden yargılanıyor. Adam tacizden yargılanıyor. Ufacık çocuklara tasalluttan yargılanıyor. Gidiyor mahkemede güzel böyle bir gıcır gıcır takım elbise, kravat filan takıyor. Güzel tıraşlı saçını da güzel tarıyor. Ayakkabılar cilalı. Böyle de bir efendi durduğu zaman hafifletici neden diye. İyi hal bilmem ne diye indirim alıyor çıkıyor. Ya bir takım suçlarda böyle şeyler hakimlerin aklına bile gelmemesi lazım. Ne demek rıza? Ne demek kahkaha attıysa rızası vardır anlamına gelinebilir. Ya bu toplumun daha küçücük yaştan beri çocuklarına öğrettiği, yani öyle yetiştik biz, en önemli kavramlardan biri çocuklarımızın canımız ciğerimiz olması, onlar için her şeyi göze alabileceğimiz, onlar için canımızı vereceğimiz gibi yüce kavramlarla bizi büyüttüler, yetiştirdiler. Böyle mi değer veriyoruz çocuklarımıza? 6 yaşındaki kız çocuğunu Ahmet'e, 8 yaşındaki Mehmet'e, ötekisini bilmem kime peşkeş çeken, karşılığında para alan, çıkar sağlayan, onları tırnak içinde gelin eden filan bir toplum olduğumuz gerçeğini artık hep beraber hatırlamamızın zamanı geldi geçiyor hanımlar beyler. Çocuk gelin diye bir şey yoktur. Çocuk gelin diye bir şey yoktur. Bu kavramı çıkarmamız gerekiyor artık memleketimizin dilinden ya da literatüründen. Çocuğunu zorla tecavüz kurbanı yapan şerefsiz ana babalar vardır. Bu kadar net söylüyorum. Eğer bir kişi de alınıp gelip dava etmek istiyorsa buyursun gitsin Çağlayan Adliyesi'ne mi Kartal Adliyesi'ne mi, bugün gitsin dilekçe versin. Evet, şerefsizlikle suçluyorum bu insanları. Ve suçlamaya da devam edeceğim. Kanımın son damlasına kadar. Gelecek ayda gittiğim mahkemede bunu aynen anlatacağım hakime. Bu insanlara başka türlü hitap etmenin bir yolu var mıdır? Siz söyleyin bana. Çocuklarımıza bunu reva görmeye devam ettiğimiz müddetçe, yani eğer inançlı insanlarsanız, hani bela diye bir kavram var ya, bütün belaları hak ediyorsunuz demektir. Bu kadar net. Hani uhrevi güçler size işlediğiniz bu tür günahlardan dolayı sürekli bela yağdırıyorsa, o belayı çapsız yöneticiler, o belayı pahalılık, hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik, dolar kuru filan diye yağdırıyorsa yağdırmaya devam etsin. Başka bir şey söyleyemeyeceğim ya. Bu ayıbı bu topraklardan ilelebet silene kadar her aydın, her bilinçli, her vicdanlı, her kendine insanım diyen insanın mücadele etmesi lazım. Başka türlü yaşamayı bile hak etmiyoruz. O kadar net söyleyeyim. Ya ölelim hep beraber ya. Ya şu kız çocuğuna bunu yapmanın ya başka türlü bir izahı olabilir mi? Gelinlik giydirmişler ya çocuğa. 6 yaşındaki çocuğa. Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir kafadır? Bu ayıbı gittiğimiz her yerde seslendirmek ve buna karşı mücadele etmek, ama en başta da devletin bu konuda acilen bir şeyler yapmasını sağlamak zorundayız. Şöyle giyinilsin, böyle giyinilsin. Baş şöyle örtülsün, böyle örtülmesin. Efendim bilmem L mi olsun, G mi olsun, B mi olsun, T mi olsun. Aile şöyle mi tanımlansın, böyle mi tanımlansın. Geçin bunları ya. Çocuklar korunsun diye anayasaya madde koyun. Ya da var olan maddeyi çalıştırın. Çocuklarımızın başına bunların gelmemesi için bir anayasal ya da yasal değişiklik hazırlayın gelin. O gün Adalet ve Kalkınma Partisi işte anayasal değişiklik tasarılarını meclise getirecekmiş filan. Bunlara çare olacak mı? Onu giydim, bunu giymedim meselesinin peşinde koşuyoruz. Ya 21. yüzyıldan 22 seneyi geride bırakıyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Biz böyle zihniyet tarafından, böyle bir zihniyet tarafından yönetilmeyi hak etmiyoruz. Bu ayıptan bir an önce kurtulmamız lazım. Gelelim başka bir ayıba. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Peki.
o meseleye geleceğiz şimdi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bugün asgari ücretle ilgili ilk toplantı yapılacak. O toplantının öncesinde konuşuyor, onu bir dinleyelim. Özellikle her fırsatta işte kamuoyunda sendikacıları bundan 3 sene evvel Rıfat Bey'in arabasını bana yamadılar. 2 sene evvel TİSK'in başkan vekilinin arabasını bize yamadılar. Şimdi gene ortada bir araba var. Benim böyle araba falan yok. Ama ben bunu mu anlatacağım arkadaşlar? Öyle bir noktadayız ki burada emek sıkıntı içinde, işi sıkıntı içerisinde veremeyeceğimiz bir hesap dün de yoktu, bugün de yok. Şimdi burada 2'de komisyon toplantıya girecek. Biz bugün komisyon asgari ücreti 5500 lirayla ilgili konuşmayacak. Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsak, toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa, komisyonu memnun edecek bir rakam olursa, başkanların memnun edecek bir rakam olursa, benim razı geleceğim bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Razı gelmeyeceğimiz, toplumun ekseriyet kesiminin razı olmadığı, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne imza atarız ne o masaya otururuz. Dün de öyle yaptık, bugün de aynısını yapacağız. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Bugün 5500 lira oturmayacak komisyon. Oturacağı rakam bir işçinin açlık bedeli olan 7785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi. Bu bizim açlık sınırını kamuoyuna açıkladık. Televizyonların bir bölümünde sanki Türk İş bunu istemiş gibi, bir bölümünde başka türlü söylüyorlar. İşte bugün altını çizerek bir daha burada olayın ne olduğunu burada anlatıyorum. Ekseriyet kamuoyunun asgari ücretinin memnun olduğu bir rakam varsa varız. Yoksa dün de olmadık, bugün de olmayız. Ne asgari ücretinin, ne emeklinin, ne işçinin başını aşağı eğdirecek. Dün de bir şey yapmadık, bugün de yapmayız. Bizden duymadıklarını, kamuoyundan dinlediklerini arkadaşlarımız itibar etmesinler. Komisyon karar verecek. İşte komisyonun başkanı burada, komisyon üyeleri burada. Komisyon gelecek, bu başkanlar kuruluna bilgi verecek. Komisyon gelecek, Türk İş yönetimine bilgi verecek. Oturacağız beraber, konuşacağız. Uygun olan bir rakam olursa bizim için problem yok. Uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız, o masada olmayız. Durum bundan ibaret. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayının başından itibaren başlayan bu asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında bugün ilk toplantı yapılıyor. Bir de ayın 14'ünde toplanacaklar. Hem işveren temsilcileri, hem işçi temsilcileri, hem de hükümetin temsilcileri. Bu ilk toplantının öncesinde Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'ın yaptığı konuşmayı getirdik ekranlarınıza. Şiddetten söz ederek girmiştik. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento zemininde genel kurulu salonunda yaşanan çirkin görüntülere getirelim sözü. Kim bilir kaçıncı kez yine milletvekilleri adeta bir mahalle kavgasının içindeymiş gibi bir görüntü sergilediler. Aslında ben böyle olaylara bir kavga tanımlaması yapmayı reddediyorum. Çünkü ortada bir kavga yoktu. Ortada muktedirlerin arkalarındaki güce güvenerek, iktidar gücüne güvenerek muhalefet milletvekillerini cebirle, şiddetle, tekmeyle, yumrukla, küfürle susturma çabası var. Bir kere kavga kelimesini kullanırken bunu düşünelim. Öyle insanlar oraya gidip de o onu beğenmiyor, ona yan baktı, öteki ona omuz attı filan diye kavgaya girişmiyorlar. Her defasında aynı şey. İktidar partisine mensup bir takım tipler diyorum çünkü sayın milletvekili kelimesini hak etmeyen tipler oraya muhalefeti susturmaya yemin etmiş olarak geliyorlar. Dün bir sayın İYİ Partili milletvekili saldırıya uğradı. Sayın İbrahim, düzeltiyorum, Hüseyin Öz. Trabzon milletvekili Hüseyin Öz. Bir konuşmacının konuşma yaptığı sırada muhalefetten İktidar sıralarından her zaman olduğu gibi laf atılıyor. Ama laf atmakta da yetinmiyorlar. Konuşmacının üzerine yürüyorlar. O sırada işte konuşmacının arkadaşları da onu savunmaya geliyor. Hani bir şeye uğramasın, saldırıya uğramasın diye. O ona şunu söyledi, bu bunu söyledi derken sonunda tekmeler, yumruklar konuşuyor. Ve
Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili Zafer Işık, ki geçmişte de pek çok kavganın öznesi olmuş ya da kavganın müsebbibi olmuş, tekmenin yumruğun müsebbibi olduğu bilinen bir sayın milletvekili Zafer Işık gelip işte elinde de böyle bir sert yüzük varmış, onunla vurarak Hüseyin Örüs'ü ağır bir şekilde yaralıyor. Ama tabii ilave olarak Hüseyin Örüs'ün de bir kalp rahatsızlığı varmış galiba, kalp piliyle yaşamak durumunda. O sırada bir şok geçiriyor, kalp spazmı geçiriyor. Elektroşokla hayata döndürüyorlar ilk yardım ekipleri. Ondan sonra da hastanede ciddi hayati tehlikeyle kaldırıldı. Hastanede şu sıralarda da yoğun bakımda, yine sağlığına kavuşmak üzere, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Arada tabii o ona vurmuştur, bu buna vurmuştur, onun kaşı patlamıştır, ötekinin gözü yarılmıştır, neyse o detaylar önemli değil. Ama işin özüne dönelim. Ortada bir kavga yok. Ortada bir saldırgan zihniyet var. Hoşuna gitmeyen her konuşmayı, her görüşü, her itirazı şiddetle bastırmaya çalışan faşizan bir zihniyet var. Bu sokakta devletin güvenlik gücüyle gösteri yapmaya çalışan, bir duyuru yapmaya çalışan, bir açıklama yapmaya çalışan vatandaşa yöneliyor. Bu ertesi gün marketlerin fiyat politikasını, satış politikasını beğenmeyen bir takım unsurların ellerine taşları, sopaları alarak gidip cam çerçeve indirmesinde yaşanıyor. Bu bir takım mafyatik oluşumların işte işine gelmeyen, beğenmediği insanlara sizin mezarınız olur, oraya gömeriz, buraya gömeriz, haddinizi bildiririz bilmem ne gibi demeçlerle, sağa sola tehdit savurmasıyla yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim bilir kaçıncı kez. Hatırlayacaksınız, 1980'lerin sonunda bir milletvekili hayatını kaybetti böyle bir kavga sırasında. Kalp krizi geçirdi, öldü birisi. Yani öyle ölüm hadiseleri de yaşandı bu çatının altında. Ya bu insanlar, milletvekilleri başkalarına örnek olmak durumunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelli ettiği bir yer olmak zorunda. Orada seviyeli, ağırbaşlı, vakur tartışmalar yaşanmak zorunda. Birisi çıkacak kürsüde konuşacak, ötekisi de onları dinleyecek, sonra çıkıp kendisi de cevap verecek, itiraz edecek ya da karşı tezini savunacak. Mahalle kahvesi değil ki o. Fırlayıp kürsüye atılıp, orada bir tane milletvekili var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, eski sporcu. Hani sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bir şahıs. O da hep ön safta, yumruk havada, onun üstünden atlıyor, ötekinin üzerinden tekme atmaya çalışıyor filan. Geçmişteki birçok hadisenin de en baş kahramanlarından biri durumunda. Dün de yine aynı milletvekili, olayın başlatıcıları olarak, başlatıcılarından biri olarak sayılıyor. Yani bu manzaralar Türkiye'de demokrasinin nasıl anlaşıldığının bir fotoğrafıdır. Birisi konuşacak, ötekisi onu şiddetle susturmaya çalışacak. Niye? Biz devletiz. Biz varken siz konuşamazsınız, itiraz edemezsiniz. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonu tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Sorulara cevap verilmiyor. Orada verilen soruşturma önergeleri sürekli olarak matematiksel çoğunlukla el kaldırılıp indirilerek reddediliyor. Hiçbir şekilde muhalefetin yürürlüğe getirilmesini istediği ya da konu alınmasını istediği konular meclis zemininden yasa olarak çıkartılamıyor. Varsa yoksa şahsımın saraydan gönderdiği konular oradan el kaldırılıp indirilerek, hatta zaman zaman içeriğine bile bakılmadan, milletin hayrına mı, milletin faydasına mı diye bakılmadan, orada o sayısal çoğunlukla kabul edilip geçiriliyor. Ama hiç olmazsa dinlemeyi öğrenin yahu. Dinlemeyi ve eleştiriye tahammül etmeyi öğrenin. İktidar partisinin milletvekillerine sesleniyorum. En başta da bir takım koçerolar var onların arasında. Vay efendim, sen Cumhurbaşkanımıza nasıl laf söylersin? Vay efendim, sen bizim partimize nasıl laf söylersin? Yahu söylenir. Cumhurbaşkanına da laf söylenir. Partiye de laf söylenir. Eğer iç tüzük gereği bir suç teşkil ediyorsa, zaten meclisin başkanlık divanı var, işte denetim mekanizmaları var, iç tüzüğün hükümleri var, ona göre ceza alır bir hakarette bulunan olursa ya da
usul dışı bir şey, bir harekette bulunan olursa. Sen kimsin oraya gidip tekmeyle, yumrukla adamı öldüresiye yumruk atmak, bilmem cezalandırmaya çalışmak. Böyle milletvekilliği mi olur ya? Mahalle kabadayılığı gibi. Gideceksin, vuracaksın, kafasını gözünü patlatacaksın. Ne o? Meclis zemininde siyaset yapıyoruz. Batsın sizin siyasetiniz, böyle siyaset mi olur ya? Biz göstermekten utanıyoruz ama milletin de ya da sokakların da ya da toplumun da bir aynası olduğu için zaten bize yabancı konularda değil bunlar. Sokakta her gün benzerleri yaşanıyor. İşte araba kullanıyoruz bazen trafikte. Hep gördüğümüz şeyler. Vay efendim, niye kafanı uzattın? Niye burnunu gösterdin? Niye benden önce girdin? Niye sinyal yakmadın? Niye yaktın? Niye selektör yaptın? Niye bana yan baktın? Ya yandaki arabaya niye baktım diye küfür işittiğim oldu bu memlekette ya. Niye bakıyormuşuz? Kapısı açıktı, onu gösteriyorum adama. Diyorum ki kapınız açık, gidiyorsunuz, sana ne diyor? Ya orada oturan adam ya düşse viraj alırken filan, sana ne diye küfür etti mesela geçenlerde bir tanesi. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Yol soruyorsun adama, adeta muhterem validesine küfür etmişin gibi davranıyor. Niye bana soruyorsun filan diye. Öyle bir hale geldik ve bunun hiçbir özrü yok. Bakın zaman zaman duyarız ya. Efendim herkesin canı burnunda, işte geçim sıkıntısı var da, işte ekmek kaç para, peynir kaç para, zeytin kaç para. Ya hepimiz geçim sıkıntısını çekiyoruz. Mutlu bir azınlığın haricinde toplumun büyük bir çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu, neredeyse %90-95'lik bir çoğunluğu ağır bir ekonomik buhranın içinde. Ama o birbirimizi öldüreceğimiz, kafasını gözünü patlatacağımız anlamına gelmiyor. Üstelik de şurada, şu manzaranın içindeki zatı, hani muhteremler diyeceğim de pek muhterem gibi bir görüntü arz etmiyorlar. Çoğu bir eli yağda bir eli balda insanlar. Hani bir psikolojik sorunlarının da olmasını gerektirecek bir şey diyor. Ama tamamen o küstahlık, o kibir içinde, vay efendim sen bizi nasıl eleştirirsin, nasıl laf söylersin filan. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İki çift lafı rahatça ettirmediler adama ya. Kalkmış muhalefetin lideri olarak, ana muhalefetin lideri olarak bir gündem hazırlamış, gelmiş orada anlatıyor. Çıkar cevap verirsin. 50 defa meclis başkanı müdahale etmek zorunda kaldı. Yahu yapmayın, Hatip'in konuşmasına izin verin. Böyle bir usul yok, sonra gelir cevap verirsiniz diye. Yani Mustafa Şentop bile dayanamadı yani. Kendi partisinden insanlar bu terbiyesizliği yaptığı halde. İki satır rahatça konuşturmadılar. Bunu herkese yapıyorlar. Hoşlarına gitmeyen herkese yapıyorlar. Ya meclisin öyle bir geleneği var. Zaman zaman laf atılır, şey yapılır. Yani orada dayanamayıp da yüksek sesle de müdahale edilir filan ama ya şu manzara nedir? Dayak. Yani utanmasalar sopayla mopayla gelecekler. Yarın Allah korusun silahla gelse birisi, dayanamayıp sıksa iki tane ne olacak? Kan gövdeyi götürür orada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin topluma örnek olması lazım ama maalesef sokağa yansıtan manzaralar bunlar. Tekrarlanmamasını diliyoruz bu hadiseleri. Bir de tabii yani hani bunlar şey yapıldıktan sonra, yaşandıktan sonra dün akşam haberlerde de izlemişsinizdir. O saldırgan Sayın Milletvekili Zafer Işık, adaşım benim. Demiş ki özür filan dilemem demiş. Gerekirse partiden bu konuda açıklama yapar. Ya adam ölüm tehlikesi geçirmiş ya. Hüseyin Örs. Neredeyse ölecekmiş. Ya insan hiç olmazsa kalkar der ki ya üzgünüm bu boyutlara ulaşmasına ama hani o sırada hepimiz kendimizi kaybettik. Sinirden, öfkeden ne yaptığımızı bilemiyorduk. Tabii yaşanmaması gereken hadiseler. Hüseyin Bey'den de özür diliyorum filan. Hatta daha biraz insanlık göster bari. Çık git hastaneye de bir şeyde bulun ya. Geçmiş olsun dileğinde bulun. Yok. Ne özür dileyeceğim diyor. Özür dilemem diyor. Niye? Çünkü onlar muhalefet. Çünkü onlar muteber insanlar değil. Biz iktidarız. Biz her şeyi yaparız. Arkamızda reisimiz var. Şahsım cumhuriyeti burası. Defolun gidin işinize gelmiyorsa. Zihniyet bu. Zihniyet bu olduktan sonra adam da böyle konuşur. Hani adam diyorum da lafın gelişi. Ekonomiyi konuşmaya ile devam edelim. Asgari ücret meselesine
geçelim şimdi. Asgari ücrette az önce Ergün Atalay konuştu. İşte asgari ücretin ne olması gerektiği konusunda. O konuda herkes aklından geçeni söyledi ya da gönlünden geçeni söyledi. Ve tabii ki o konudaki sayının, verinin ya da asgari ücret seviyesinin nasıl oluşacağı konusunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dediğim gibi bugün ilk toplantı yapılıyor. Sonra da 14'ünde bir başka toplantı yapılacak. Ama ekonomide esas gündem başlığımız hala bu enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve özelde de marketlerin fiyatları, market raflarındaki fiyat etiketleri olmayı sürdürüyor. Ama hükümet anlaşılan böylesine bir sorunu yokmuş gibi Türkiye'nin. Yani şimdi günlerdir, bakın işte o BİM marketlerin CEO'sunun açıklaması, ona verilen cevaplar, tehditler, ölüm tehditleri, mağazaların camların kırılması vesaire, sanki böyle bir hadise yaşanmıyor gibi ekonomide her şeyi yoluna koymuş, rayına oturtmuş ve bütün dünyaya adeta parmak ısırtıyormuşuz gibi bir görüntüyü savunuyorlar. Kim? Şahsım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en başındaki kişi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hala bir takım sıkıntılar var idiyse de bunlar dış güçlerin oyunu demeye getirdi dün yaptığı konuşmada. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun bir toplantısında 28. olağan genel kurulunda TİSK'in Cumhurbaşkanı yine dış güçleri suçladı ve hatta suçlamakla da kalmadı. Sürekli olarak dile getirdiği o gerçeklerin hilafına görüşü tekrarladı. Neymiş efendim? Yabancı ülkelerde raflar boşmuş. Biz halimize şükretmeliymişiz. Bir dinleyelim Cumhurbaşkanı'nın laflarını. Erdoğan fani ya. Biz bugün varız, yarın yokuz. Yaklaşık bir yıl önceki kur dengesizliğiyle zirveye çıkan hadiseleri akıl ve vicdan sahibi hiç kimse iktisat biliminin kurallarıyla izah edemez. Velev ki kimi noktalarda bizim eksiklerimiz olsa bile hiçbirinin böyle bir sonuç vermesi mümkün değildir. Türkiye'yi diğer yöntemlerle dize getiremediklerini görenler son olarak ekonomi silahını çektiler. Ekonomide işte şu anda Avrupa'nın haline bakın. Elhamdülillah. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil. Ama Avrupa'da raflar boş. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı burada yanılıyor ve toplumu yanıltmaya çalışıyor. Bakın yalan söylüyor demeyeceğim. Hani başımıza iş almayalım diye. Ama yanılıyor ve toplumu yanıltmaya çalışıyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin baz etkisiyle geçen aya göre daha düşük olması ve belki önümüzdeki ay biraz daha düşük ortaya çıkacak olması bu meseleyi hallettiğimiz ve geçim sıkıntısını, hayat pahalılığını, fahiş fiyatları yendiğimiz anlamına gelmedi, gelmeyecek. Yine gideceksiniz marketlerde o fiyatların bu ayın çok üstünde olduğunu göreceksiniz. Göreceğiz, yaşayacağız. Ekmeği de alırken peyniri de, zeytini de, patatesi de, domatesi de, biberi de, patlıcanı da, eti de, sütü de, her şeyi alırken, eti dedim de lafın gelişi, etmet alamıyoruz artık. Yani lafın gelişi. Bunları hep daha da artmış fiyatlarla göreceğiz. Bunu yaşayacağız. Çünkü piyasalara güven yok. Piyasalarda büyük bir kaos var, büyük bir başıbozukluk var ve biz piyasaları disiplin altına almanın yolunu sopalı bir takım çeteleri marketlerin önüne gönderip de camlarını taşlatmak ve liderimizin ismini oraya, partimizin amblemini sprey boyayla çizmekten ibaret gördüğümüz müddetçe o mücadeleyi biz bunu halledemeyiz. Biz kürsülere çıkıp yabancı ülkelerde, batılı ülkelerde raflar bomboş yalanını söylediğimiz müddetçe bunu halledemeyiz. Halledemezsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu siz de biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Hani iktisatçıyım diyorsunuz ya. Biliyor olmanız lazım eğer iktisatçıysanız.
İktisadın böyle kaideleri yok. Faizi düşürdüğüm zaman enflasyon da düşer diye bir kaidesi yok. Böyle bir kaide yok. Öyle çalışmıyor bu işte. İktisatçıysanız bilirsiniz. Ha değilseniz onu bilemem. Ama ben bile biliyorum iktisatçı olmadığım halde, o kadarını söyleyeyim. Yani milleti kandırmaya çalışmayın. Bu işin temelinde yanlış reçetelerle bu işin üzerine gitme çabanız var. Ve bu çabadan vazgeçmediğiniz müddetçe düzeltemeyeceksiniz. Zaten o yüzden de bir an önce seçim yapın ve ehil kadrolar gelsin, bunu düzeltebilecek olan kadrolar gelsin diyoruz. O yüzden de bizden nefret ediyorsunuz. Nefret etmekte serbestsiniz. Nefret etmeye devam edebilirsiniz de biz böyle yaşamak istemiyoruz. Bu kadar net. Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Çünkü yakalar bir araya gelmiyor. Çünkü benzin istasyonuna her gittiğimizde o böyle indirdik, bindirdik, azalttık, çıkardık bilmem ne oyunları altında o tabelalar, o fırıl fırıl dönüyor fiyat şeyleri, göstergeleri. Çünkü bakkala gittiğimizde her şeyi artık her gün daha pahalı almak zorunda kalıyoruz. Çünkü sent pazarında bile fahiş fiyatlarla sebzenin, meyvenin satıldığı bir ülke halinde yaşıyoruz. Ve bunu yaşamaya hakkımız yok. Ya da bunu yaşamayı hak etmiyoruz. Bu kadar net. Dün bir başka yetkili, ekonominin yönetimindeki önemli isimlerden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu, TRT televizyonunda bir mülakat sırasında Sabah gazetesinden ve Hürriyet gazetesinden iki yandaş yazarın huzurunda yine milleti oyalamaya, yine gerçekleri saptırmaya yönelik açıklamalar yapmış. Ondan da bir satır dinleyelim. Bu arada ne kadar rezervimiz? Valla rezervimiz bugün itibariyle 125 milyar dolar. Bugüne baktığımızda enflasyonu yükselten tüm sebeplerin geride kaldığını düşünüyorum. Zor bir dönemdi. Zor bir dönemi geride bıraktık. Bu süreç içerisinde enflasyon gerilemeye başladı. Bu gerileme sadece uzun süredir kullandığımız baz etkisinden değil, aldığımız tedbirler, uyguladığımız politikaların etkisiyle de baz etkisi dışında da enflasyondaki gerilemeyi hep beraber göreceğiz. Döviz kuruna bağlı olarak oluşacak spekülatif yapıların inşallah sona erdiriyoruz. Biliyorsunuz geçen seneki spekülatif kur ataklarından sonra özellikle kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet oluştu. Şubat'tan sonra da savaşın etkisiyle oluşan bir yüksek enflasyon. Bu sene tabii tarihsel ortalamaya baktığımız zaman fiyat hareketlerinin çok hareketli olduğu dönemlerde dahil tarihsel ortalamadaki enflasyon oranlarımız bu oranların çok çok altında. Öyle dinliyorlar oradaki arkadaşlar. Hani Türkçe'de ünlü bir laf vardır. Abdül Abdül dinlemek diye. Nasıl diyor? Okan Okan dinlemek diye. Öyle bir laf var. Öyle dinliyorlar onlar. Evet, soru sormuyorlar. Bir sorgulama filan yok. 125 milyar dolarmış rezervlerimiz. Swapları sayıyor, bilmem neleri sayıyor. Ekside olduğunu gizliyor milletten. Gerçekleri gizliyor milletten. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanı. Hep burada hani anlatıyorum ya. Şahap Bey, o faizleri ben Aralık'ta tek hane istiyorum. Tamam, emredersiniz efendim. Sistemiyle çalışan bir Merkez Bankası başkanı. Meydan okuyorum, çıksın aksini savunsun. Faizi indirerek enflasyonun inebileceğine dünyadan başka bir örnek göstersin. Şahap Bey de görelim. Ama tabii karşısında alıp Abdülleri, Okanları falan böyle anlatınca onlar da öyle Abdül Abdül dinlerler, kafa sallarlar. Geçiniz ya. İnsanların karnı tok bunlara. İnsanlar et alamıyor, sofrasına koyamıyor. Artık 50 gram, 100 gram alıp kıymayı, uyduruk iki tane köfte alıp çocukların kursağına hiç olmazsa sembolik de olarak et girdi diyebilmek için kasaba gittiği zaman yüzünü kızartarak gramla artık almaya çalışıyor eti. Zaten çoğu aile unuttu da hani alabilenler de öyle alıyor. Ama bakın kalkmış Sayın Nurettin Canikli, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcılarından galiba. Nurettin Canikli geçen gün kalktı işte etin nasıl ucuzladığını filan anlatmaya çalıştı. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekili Sayın Tuncay Özkan da çıktı, Nurettin Canikli'ye gereken cevabı verdi. Tuncay Özkan'ın konuşmasını dinleyelim şimdi.
Partiler üstü bakalım. Hadi gelin hep birlikte böyle bir önerge getirin. Biz getirmeyelim, siz getirin. Biz bunu destekleyeceğiz. Devlet okullarında sabah kahvaltı verelim. Bir meyve suyu, bir kek verelim. Öğlen ekmek arası bir sandviç verelim. Size teklif olarak getiriyoruz arkadaşlar. O zaman bütçe yapma yetkisini kullandığımızı hissederiz. Bütçeyi dün Sayın Canikloğlu löp et bütçesi olarak değerlendirdi. Sizden ricam şudur. Eti veya diğer giderleri bu bütçe içerisinde bir yurttaşlık hakkı olarak görelim. Hadi gelin bütçeye bir ödenek koyalım. Siz getirin Sayın Grup Başkan Vekili öneriyi de. Her ay bir kilo löp eti vatandaşlarımıza biz bedava verelim. Vatandaşlarımız löp et diyebilsinler. Ya da Sayın Canikli'nin hangi kasaptan o eti aldığını vatandaşlarımıza açıklamasını rica ediyorum. Evet, ben de merak ediyorum Tuncay Özkan'ın sorusunun cevabını. Hangi kasaptan alışveriş ediyor acaba Nurettin Canikli, ucuz eti nereden alıyormuş filan diye. Ve haklı bir öneri getiriyor Tuncay kardeşimiz. Diyor ki çocuklara günde ya bir meyve suyu bir kek verelim. Okulda kursaklarına iki lokma bir şey gitsin. Bunu bile kabul etmezler. Yani çünkü çocukların aç dolaşması umurlarında bile değil. Onların bütün dertleri kendi zevkü sefa içinde yaşadıkları sarayları, yalıları, konakları, başka hiçbir şeyi düşünmeyen bir zihniyet tarafından ülkeyi yönetiyor. Yani Tuncay Özkan o konuşmasını yaparken, o soruları sorarken cevaplarını da zaten kendisi de biliyor ama yani o kadar umutsuz bir durumda olduğumuzun da resmidir. Bu arada bir sıcak gelişmeyi de aktaralım meclisten madem söz açıldı. İyi Parti Grup Başkan Vekillerinden Sayın Müsavat Dervişoğlu bir açıklama yapmış bu sabah. Diyor ki bütçe süresince Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun konuşması esnasında genel kurula katılmayacağız. Bu bir boykot olarak algılanmamalı. Doğru uygulama oluncaya kadar tavrımız bu olacak demiş. Dünkü o dayak hadisesinin üzerine böyle bir tavır almaya karar vermiş İyi Parti anlaşılan. Bunu bir boykot olarak algılamayın diyor. Boykot olarak da algılanabilir. Yani Müsavat Bey onu da söyleyebilirdi. Gerçekten de böylesine bir zorba tavır karşısında böylesine bir demokratik bir tavır ya da direniş, protesto bence de uygundur. AKP'liler konuşurken de muhalefet sıraları da boş kalsın. Kendi kendilerine konuşsunlar. Bir de orada MHP'liler dinlesin onları. Çıkıp gitsinler ondan sonra. Zaten bütçenin hani bir anlamı da yok. Neticede eller kalkıp inecek, bir işe de yaramayacak. Biraz soluklanalım. Medyaterapiye kısa bir aranın ardından KRT ekranında ve Yön Radyo'da devam edeceğiz. Bir kez daha merhabalar. 7 Aralık sabahında KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medyaterapi'de gündemin başlıklarını hatırlatıp yorumlamaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz içimizi rahatlatacak bir haber geldi. Biraz diyoruz çünkü henüz sonuca ulaşmamış bir girişim var. Daha doğrusu bir süreçten söz ediyoruz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir Türkiye'ye ciddi bir ambargo uyguluyor. Silah ambargosu uyguluyor. Bu tabii S-400 füzelerinin Rusya'dan satın almasıyla başlayan bir süreçte zaman zaman inişli çıkışlı ama hep arızalı bir seyir izleyen ikili ilişkilerin bir parçası. Son olarak da Türkiye biliyorsunuz o bir aşamada F-35 uçaklarının ortaklaşa üretim programından dışlanmıştı. Hatta parasını ödediği halde, hatta bazı parçalarını tedarik ettiği halde F-35 uçaklarının kendi payına düşen partisi de Türkiye'ye verilmemişti. El konulmuştu, gasp edilmişti resmen. F-35 uçaklarını vermemekte kalmayıp S-400 için başka şekillerde Türkiye'yi cezalandırıp bir yandan da Türkiye'nin haklı olarak talep ettiği çünkü başka türlü kullanma imkanı olmayan F-16 uçakları ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki en önemli savaş gücü aletlerinden ya da araçlarından biri olan F-16 uçaklarının bir kısmının modernizasyonu ve yenilerinin de satın alınmasına Amerikan Kongresi yani Amerika'daki yasama organı ciddi engeller getiriyordu. İkili görüşmelerde, zirvelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Joe Biden'a sürekli olarak bunu hatırlattığını söylüyor ve sürekli olarak da bu konuda Joe Biden'ın elinden gelen çabayı göstereceği sözünü verdiğini de kamuoyuyla paylaşıyor.
Şimdi tabii o görüşmeler böyle kayıtlı, kuyutlu ya da resmi tercüman hariciyenin elemanları huzurunda olmadığı için, resmi kimlik taşımayan bir tercümanın varlığıyla yapıldığı için gerçeğini de bilmiyoruz. Hani orada ne konuşuldu, ne edildi, Joe Biden hakikaten o sözü verdi mi, o sözü vermesi tek başına ne anlama gelir, yasama organının üzerinde bir iradesi olmadığına göre neticede topu onlara atarak sıyrılmaya mı çalışıyor, işin gerçeğini bilmiyoruz. Açıkçası güvenmiyoruz da, çok net bir şekilde ifade edelim. Resmi bir kişilik kimlik taşımayan bir tercümanın huzurunda gerçekleşen bir görüşme, kayda kuyda geçmeyen bir görüşmede neler görüşüldüğünü bilmiyoruz. Ha, bunlar devlet sırrıdır, bunlar ticari sırrıdır diye işin içinden sıvışabilirsiniz ama çok açıkçası da orada konuşulanların anlatıldığı biçimine de güvenmiyoruz. Çünkü o güveni 1588 değişik şekilde sarstınız, o yüzden de çok güvenimiz yok. Neyse, sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nden dün biraz olsun hani bu konularda kongrenin, yani yasama organının, temsilciler meclisi ve senatodan oluşan kongrenin biraz belki de yumuşama emareleri gösterdiğine dair bir haber geldi. Neymiş o haber? Konferans komitesi diye bir organı var kongrenin. Orada 857 milyar dolarlık toplam savunma bütçesini de içeren NDAA isimli ya da başlıklı bir tasarıya son hali verilmiş. Uzun süredir belirtilen bir takım hani o senatoda Türkiye'ye yaptırımların devam etmesinden yana ya da işte ambargonun devam etmesinden yana, F-16 satışını bloke etmekten yana bir takım şeyler vardı. Parlamenterler ya da işte temsilciler, New Hampshire temsilcisi Chris Pappas, Florida temsilcisi Gus Bilirakis, bunlar hep Yunan kökenli insanlar. Nicole Maliotakis, New Jersey temsilcisi, Frank Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının temsilciler meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen, Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almamış. Yani o F-16 konusundaki engellemelerden acaba vaz mı geçecekler umudunu uyandıran bir unsur bu. İşte bu temsilciler meclisinde kabul edilen söz konusu eklemelerle silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddelerin muafiyeti şartlara bağlanmıştı. Şimdi onlar eklenmemiş ama netice itibariyle başta bir senatör var, Bob Menendez. O Menendez olmak üzere Türkiye karşıtlığı ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen kongre üyeleri hala Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceğini açıklamaya devam ediyorlar. Türkiye Amerika'dan 40 yeni F-16 blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için modernizasyon kiti talep ediyor. Bunu da hatırlatalım. Yani hani bu dün çıkan ya da ortaya çıkan metinde o blokaja dair unsurların yer almaması acaba kongrede bir tavır değişikliği mi olacak gibi bir umut oluşturmuş ama tabii işin detaylarını ve en önemlisi de tabii o kongrenin çalışma sistemi falan bilmeden, yani bazen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile o tasarıların şekillenmesi, komisyondan genel kurulda, oradan geçiş süreci, o prosedürü tam olarak bilmediğimiz bir dünyada Amerikan Kongresi'nde o işler nasıl kotarılıyor, onları da tabii iyi bilmek lazım. Eminim sevgili kardeşimiz Tülin Daloğlu bunu yarın ya da önümüzdeki günlerdeki programında o konuya da vakıf olduğu için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhabirlik yıllarından, bize bizim anlayacağımız dille de bir gün anlatır diye buradan Tülin Daloğlu'na da bir hani ev ödevi notu da aktarmış olalım. Ona da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Gelelim tekrar Türkiye'ye. Hani günlerdir ya da sık sık burada bir hatırlatma yapıyorum ya, aman şu virüs dalgasına karşı korunun, özellikle de çocuklarımızı koruyalım, gözetelim diye. Kalabalık yerlerde, özellikle de okullarda çocuklarımızın sık sık eve
hastalanıp geldiklerinden neredeyse her ev, her hane ahalisi yakınıyor. Sürekli olarak çevremizden duyuyoruz. Okullarda ciddi virüsler kol geziyor. Bu influenza, yani grip virüsü olabiliyor. RSV adını verdikleri bir başka virüs var. Covid'in yine yaygın bir şekilde ortalıkta dolaştığına dair emareler var. Bu konuda aşı kitlerinin yaygınlaştırılması yolunda bir takım çalışmalardan bahsediliyor. Ama neticede kış mevsiminin de gelmesi, artık havaların giderek soğumasıyla bu virüsün etkinliğini artırdığı ya da farklı virüslerin etkinliğini artırdığı gerçeğiyle iç içe yaşıyoruz. Nitekim anlaşıldığı kadarıyla Isparta'da öyle bir boyuta ulaşmış ki Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gripal enfeksiyon nedeniyle 5 gün süreyle okullar tatil edilmiş. Okulların öğretimine ara verilmiş. Yerinde bir uygulamadır. 5 günlük tatilde çocuklar çok büyük bir şey kaybetmezler ama toplum sağlığı açısından bence doğru bir önlem alınmış. Kim bilir hangi boyutlara ulaştı. Çocuklarımızı korumak, sakınmak ve tabii ki onların okuldan virüs eve taşıyıp da öteki aile bireylerini de hasta etmesinin önüne geçmek için doğru bir önlemdir. Buna önleyici tıp önlemleri diyoruz ya da önleyici tıp diyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nda bilmiyoruz Türkiye çapında meseleyi nasıl gözlemliyorlar, nasıl önlemlere başvuracaklar ama aşı meselesinin önemini bu işte genelde Covid döneminde ya da pandemi döneminde uygulamaya başladığımız maskeyi, mesafeyi, hijyeni yeniden hatırlatıcı bir takım açıklamalar bekliyoruz Sağlık Bakanı'ndan. Yani Sağlık Bakanlığı niye var? Sadece hastanelerin, doktorların çalışma koşullarını belirlemek, onların maaşları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere filan değil. Bu konuda da koruyucu sağlık hizmetleri anlamında da bir takım önlemler almak ve bunu yaygın bir şekilde hayata geçirmek için de var. Doktor Fahrettin Koca'dan da bu konuda önemli açıklamalar beklediğimizi söyleyelim. Ve son olarak gündem faslında spor notuna da yine değinelim. Malum Dünya Kupası devam ediyor Katar'da. Dün akşam da yine heyecanlı karşılaşmalar vardı bu çeyrek finalle kalmak aşamasında. Yani son 16 takımın çeyrek finale yükselerek 8 takıma düşmesi aşamasında İspanya-Fas yenişemediler. 0-0 berabere kaldılar. Uzatmada da gol atamadılar ve iş penaltılara gitti. Ve İspanyollar peş peşe 3 penaltı kaçırdıktan sonra Faslılar penaltıları başarıyla atınca Fas çeyrek finale yükseldi. Ve tabii ilk kez bir Kuzey Afrika ülkesi Dünya Kupalarında çeyrek finale çıkmış oldu. Müthiş kutlamalar yapıldı. Dünyanın her yerinde Faslılar adeta kendilerinden geçtiler. Bu vesileyle öğrendik ki burada İstanbul'da da çok sayıda Faslı insan yaşıyormuş. Onlar da sokaklara döküldüler İstanbul'un orasında burasında, Beyoğlu başta olmak üzere coşkulu kutlamalar yaptılar ve hak ediyorlar da. Yani biz de 2002 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz üçüncü olmuştuk. Dünya üçüncüsü olmuştuk. O zaman her kazandığımız maçtan sonra adeta Türkiye'de bayram ilan edilmişti. Bunlar tabii hani bizim gibi ülkeler için, hani futbolda öteki ülkelerde normalde çok fazla baş edemeyen ülkeler için böyle turnuvalarda önemli başarılar. İşte Faslıların çılgınca kutlamaları. Tabii dün akşam başka kutlamalar da başka yerlerde de vardı. Mesela Portekizliler de kutladılar. Onlar da İsviçre ile oynadılar ve 6-1 gibi net bir skorla İsviçre'yi geçtiler. Sonuçta Portekiz ve İspanya'da, düzeltiyorum, Portekiz ve Fas da çeyrek finale çıkmış oldu. Ondan sonra işte yarı final, final aşamasında bakalım kimler olacak. Favori ise herkesin var. İşte Brezilya diyor kimisi. Çünkü şiir gibi bir futbol oynuyorlar. Kimisi İngiltere çok genç, dinamik kadro diyor. Artık 66'dan beri hiçbir şey kazanamayan İngiltere'nin de hakkıdır. Bu sene bırakın onlar da kazansınlar filan diyor. Arjantin var. Fransa var tabii. Fransa da çok önemli başarılarla gidiyor kupada. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Her gece uykusuz bir şekilde gözlerimizi uyuştura o maçları seyretmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdi gelin gazetelerin birinci sayfalarına bakalım. Müzik.
Bir Gün gazetesi az önce gündemin ilk sırasında da size anlattığım üzere değerli başarılı muhabir kardeşimiz Timur Soykan'ın haberini manşete çekmiş. Karanlık, vahşi, acı bir fotoğraf başlığıyla. İsmaila cemaati liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olan savcılık dosyasına verdiği fotoğraflara ulaştık diyor. Burada çarpıcı, daha doğrusu utanç verici fotoğrafları da manşetine taşımış Bir Gün gazetesi. Hemen onun yanında asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak çeşitli emekçi kesimlerinden yapılan açıklamalara dair bir haber var. Asgari değil, adil ve insanca ücret talebi başlığını görüyoruz. Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde maraton bugün ilk toplantıyla resmen başlıyor. İktidar ve patronlar sendikaların, emekçilerin insanca yaşam ücreti talebini görmezden geliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Genel Kurulu'na katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücret konusunda mesajlar verdi. Emekçiler adil bir ücret talep ediyor denilmiş. Şahsın ihaleleri için gizlilik düzenlemesi diye bir başlık var sayfanın sağ alt kesiminde. Yetkileri kendisinde toplayan saray, kararnameler, örtülü ödenek harcamaları ve varlık fonu işletmelerinden sonra yönetmelikleri de denetimden kaçırmış. Yeni sistemle birlikte yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplayan saray aynı zamanda denetim mekanizmalarını da bir bir yok etti diyor haber. Keyfi denetimsizlik zırhıyla yetinmeyen saray yönetmeliklerden de medet ummaya ve bu zırhı genişletmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ihale ve satın alma yönetmeliğinin milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayınlanamaz düzenlemesi uyarınca resmi gazetede yayınlanmadığı ortaya çıkmış. Bu durum kararnameler, örtülü ödenek harcamaları ve varlık fonu işletmeleri gibi var olan denetimsizlikleri gündeme getirdi diyor. Her şeyin üzerine örtüyorlar. Yani sarayın faaliyeti kapsamındaki hiçbir şey sorgulanamasın, hiçbir şey bilinemesin diye her şeyin üzerine örtülüyor. Örtülü ödenek ne kadar sizi ilgilendirmez. Nereye ne harcanmış? Günde 10 milyon harcıyormuşsun sarayda, sizi ilgilendirmez, harcarım. Oraya buraya hiç denetimsiz harcamalar yapılıyormuş, sizi ilgilendirmez. Ya hangi ihale kime verildi, kaç paraya verildi bilmem ne, sizi ilgilendirmez, onlar ticari sır. Ya hiçbir şeyi bilmeden vatandaş olunur mu? Bizim verdiğimiz vergileri harcıyorsun, bizim verdiğimiz vergilerle icraat yapıyorsun. Nasıl sormayız bunu? Bırakın normal vatandaşı, parlamenterlerin sorusuna bile cevap vermeyen bir şey var, yönetim anlayışı var. Bunun adına da demokrasi diyorsunuz, millet de yiyecek bunu. Yok öyle yağma. Cumhuriyet gazetesi uzlaşı kazandıracak diye bir başlık atmış. Bu sözler Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'a ait. Milyonların boğuştuğu kriz için çözümü böyle anlatmış. Uzlaşı kazandıracak diyor Sayın Babacan. Cumhuriyet'in sorularını yanıtlamış. Babacan, sokakta yurttaş altılı masayı dağıtmayın, seçime birlikte girin ricasında bulunuyor. Sadece seçimi değil, Türkiye'yi kazanmalıyız. Başarılı olamazsak kötü olur demiş. Bir de ekonominin röntgenini çektiği başlığı altında Babacan'dan şu tespitleri aktarmış Cumhuriyet gazetesi. Yurttaşın bir numaralı sorunu enflasyon, pahalılık ve göç. Emeğin gücü düşüyor, sermayenin artıyor. Nedeni kur korumalı mevduat ve faiz. Faiz gelecek yıl 547 milyar, tarihte böyle bir faiz ödenmedi diyor. Orta direk yıkıldı, servet transferi yapılıyor demiş. Tabii bütün bu olanlar Ali Babacan ekonomi yönetiminin başından ayrıldıktan ve hatta daha da ileri taşıyalım. Partinin başından partiden ayrıldıktan sonra, yani AKP'li kimliğini kaybettikten sonra yaşanmaya başladı. Kendi dönemine ait, kendisi ekonominin yönetimindeyken hiçbir şey böylesine kötü değildi diye de bir şeye inanmamızı istiyor herhalde Sayın Ali Babacan. Onları sormuşlar mı, o tarafını sormuşlar mı bilmiyorum ama mülakatın tamamını okumak lazım herhalde Cumhuriyet'te. Kardemir Katar yolunda diye bir başlık var. Yurttaşa hesap vermeyen varlık fonu tarihi fabrikadan hisse aldı diyor. Seçim parasının karşılığı mı olacak diyor.
neyi kastediyor? Hani oradan 5 milyar dolar, buradan 15 milyar, öteki taraftan 20 milyar dolar sürekli olarak dışarıdan para geliyor ya. Yani bunlar da bağış değil herhalde. Affedersiniz, hani söylemekten utanıyorum. Sadaka olarak da vermiyor kimse. Bunun bir karşılığı var. Karşılığı ne? Kimi zaman çok büyük bir faiz olur. Kimi zaman başka siyasi ve ekonomik haklar olur. Kimi zaman da böylesine peşkeşler olur. İşte Cumhuriyet Gazetesi o soruyu gündeme getiriyor. Acaba seçim parasının karşılığı mı diyor? Kardemir'i Katar'a mı peşkeş çekmeye çalışıyorlar gibi bir ima var bu başlıkta. Meclis yoğun bakımda diye bir başlık var. Dünkü o dayak hadisesinde, kavga demiyorum ısrarla, dayak hadisesinde, yani AKP'li Zafer Işık'ın öldüresiye bir yumruk darbesinin mağduru olan İYİ Partili Hüseyin Örsün yoğun bakıma kaldırılmış olmasını meclis yoğun bakımda manşetiyle, başlığıyla duyurmuş Cumhuriyet Gazetesi. Başkanlar Ankara'da buluşmuşlar. Başkanlar derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş Ankara'da bir araya gelmişler, görüşmüşler. Hürriyet Gazetesi bari siz yapmayın diye bir uyarıda bulunuyor milletvekillerine manşetinde. Mecliste yumruklar konuştu üst başlığıyla vermişler bu haberi. Türkiye şiddetin her türlüsünü alt etmek için mücadele ederken meclis çatısı altında vekiller birbirine girdi. Topluma yön vermesi beklenen milletvekilleri tekme tokat kavga edip yerlerde yuvarlandı diyor. Yani bir saldırı olduğu gerçeğini gözlerden kaçırmaya çalışıyor yandaş Hürriyet Gazetesi. Kavga ettiler diyor. Yerlerde süründüler, bilmem ne, ayıp değil mi beyler filan diyor. Ya saldırganı hiçbir şekilde kınamayacak mısın? Ortada saldırgan var, oralardan kopuyor, geliyor, zıplıyor, fırlıyor, yumruk atıyor, adamı öldürecek neredeyse. Ona bir lafı yok. Sayın milletvekilleri yapmayın böyle, dövüşmeyin filan diye böyle sevgi pıtırcı Ahmet Hakan'ın gazetesi. İşte böyle bir manşeti, ondan anca böyle beklersin. Sağ alt köşede ekranda Sayın Putin'i görüyorsunuz. Demiş ki halkına yaptığı konuşmalarda, işte yerli milli ürünler kullanın, kendi malımızı kullanın filan. Fakat kendisi de bal gibi son model böyle lüks bir Mercedes otomobilin direksiyonunda poz vermiş. Milletine Lada kullanın diyormuş. Bak Mercedes'in direksiyonunda kim bilir kaç milyon dolarlık Mercedes. Bir de üzerindeki montu tanımışlar, markasından, modelinden, neyse. Neymiş efendim, hadi markayı ben okumayayım burada da, İtalyan marka. Fiyatı 12.700 euroymuş. 249 bin TL. 249 bin TL'lik, yani 12.700 euroluk mont giyen bir Putin. Kuzey komşunuzun şahsım versiyonu. Sözcü gazetesi. Mecliste muhalefete iktidar yumruğu. Heh, işte bana böyle manşetlerle gelin. Muhalefete iktidar yumruğu. Bu iş daha güzel tanımlanamazdı. Sözcü gazetesinde manşeti atan arkadaşların eline sağlık. Olay bu. Öyle kavga, dövüş, milletvekilleri çocuk gibi kavga ediyorlar. O ona vuruyor, bu buna vuruyor değil. Muhalefete iktidar yumruğudur bu olayın adı. Hazımsız iktidarın muhalefeti yumrukla, muştayla, sopayla, tekmeyle, küfürle, kafirle susturma çabasıdır dün olan. Sık sık yaşadığımız şey. Oradan o çirkin manzaraları, işte o yumruğun tam indiği anın fotoğrafını yayınlamışlar. Zekeriya Albayrak fotoğrafın imzası, eline sağlık diyoruz. Çünkü son derece güzel bir haber enstantanesi, tam yumruk kalkmış böyle iniyor Hüseyin Örsün suratına, o sırada çekilmiş bir fotoğraf. Özür de dilemeyeceğim dedi diye o detayı da aktarmışlar haberde. Tecavüz ve iddianame var ama tutuklama yok diye bir başlık var. Sayfayı biraz daha kaldırırsak Aytunç Erkin'in yazısından birinci sayfaya çıkarılmış. İsmaila cemaatine bağlı vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı 6 yaşındayken evlendirildiğini, cinsel istismara uğradığını söylemişti. Her şey ortada. Savcılık iddianame hazırladı ama baba ve zanlı serbest diyor. Bu cumhuriyette, bu cumhuriyetin sınırlarında, bu ülkenin sınırları içinde iki satır tweet atan ya da iki satır sözlü eleştiri yönelten insanı yargılama sürecinde haftalarca, aylarca, kimi durumlarda daha hükmü kesinleşmemişken yıllarca
tutuklu durumda demir parmaklıkların arkasında tutan bir yargı, bir irade, bir devlet gücü 6 yaşındaki kız çocuğuna, affedersiniz, gelin yapma ayaklarında tecavüz eden bir takım sapıkları, bir takım namussuzlukları, bir takım cibilliyetsizleri hapse atamıyor. Dışarıda dolaşıyorlar aramızda. Şimdi ben bu adamların yarın kalkıp sokaktaki 6, 7, 8 yaşındaki başka kız çocuklarına, tabirimi mazur görün, sulanmayacağının garantisini kimden isteyeceğim? Çocuklarımızı sokağa nasıl salacağız bunlar, bu herifler ortada dolaşırken? Yazıklar olsun ya. Evrensel Gazetesi, asıl gerçekçi olmayan bu koşullarda yaşamak diye manşet atmış. Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanıyor. Toplantı öncesi yoksulluğu dikkate alacak rakamları sendikalarda, siyasi partilerde gerçekçi değil diyerek telaffuz etmiyor. Bu duruma işçilerin itirazı var demiş. Dilimde tüy bitti ama tekrar uyaracağım. Evrensel Gazetesi'nde bu spotu yazan arkadaş, rakamlardan söz etmiyoruz. Sayılardan, verilerden, fiyatlardan söz ediyoruz. Ücret miktarından söz ediyoruz. Rakam dediğin şey harfe tekabül eder. Yani sıfırdan dokuza kadar olan o işaretlere rakam denir. Onlar bir araya gelirler, sayıları oluştururlar. Yani diyeceksin ki sevgili kardeşim, toplantı öncesi yoksulluğu dikkate alacak verileri ya da sayıları ya da fiyat, asgari ücret miktarını sendikalarda, siyasi partilerde diye devam edeceksin. Şu rakam sözcüğünü bir anlamını açın bakın ne anlama geliyor. Harf ve kelime arasındaki fark kadar ayrı, büyük bir farktan söz ediyoruz. Bir ayrımdan söz ediyoruz. Yapmayın, öğrenin bunu ya. Hepiniz belli seviyelerde eğitim, öğretim almış insanlarsınız ya. Rakam başka şey, sayı başka şey. Aç sözlüğü oku. Yetişkin insanlarsınız ya, yapmayın, gözünüzü seveyim. Bunu herkes için söylüyorum. Benim çalıştığım kurumda da bu hata sık sık yapılıyor. Başka medya organlarında da yapılıyor. Kurban olayım, öğrenin artık ya. Ekonomi Gazetesi ya da Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin manşetinde Rus petrolüne tavan fiyat boğaza takıldı diyor. Türkiye'nin boğazlardan geçecek petrol tankerleri için sigorta teminat mektubu talep etmesi Rus petrolünün taşınmasını zora soktu. Tanker geçişleri durma noktasına geldi diyor. Öyle bir trafik sıkışıklığı yaşanmaya başlanmış. Onun haberi Dünya, Eski Dünya gazetesinde, Yeni Ekonomi gazetesinde manşette. Sabah gazetesi asgari ücretliler için fedakarlık yapacağız diyen Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdeyi aktarmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yapıp çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Yani Cumhurbaşkanı bu sözüyle şöyle bir ikrarda bulunuyor. Biz işveren ve devlet olarak aynı cephedeyiz demeye getiriyor. Oysa olması gereken ne? Asgari ücret tespit komisyonunun üç ayaklı olması. İşçi, işveren ve devlet. Diyor ki Cumhurbaşkanı, biz işveren ve devlet olarak, ikili olarak karşımızdaki işçilere biraz fedakarlıkta bulunacağız. Bakın ne kadar lütufta bulunuyoruz, Ali Cenab'ız demeye getiriyor. İkrar, kendisi itiraf etmiş. İşveren ve devlet olarak bir cephede bulunduklarını. İşte daha güzel ispatı olabilir mi? Ey halkım, sandığa gittiğin zaman bu ikrarlar hep aklında olsun. O mührü aldığın zaman, o pusulayı eline aldığın zaman, o oy kullanma kabinine girerken bu lafları unutma. Ey halkım, biz işveren ve devlet olarak lafını unutma. Üç kuruşluk asgari ücrete razı olmanı isteyen bu zihniyeti unutma. Sandığa gittiğin zaman. Yeni Şafak gazetesi, Kobani bitti. Cumhurbaşkanı dün böyle de bir ifade kullanmış. Yani yine o TİSK'teki konuşmasında dış politikaya lafı getirdiğinde demiş ki çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Kobani bitti. Neyi yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Yani o hani bir gece ansızın gelebiliriz lafının devamını getirmeye çalışmış Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de Yeni Şafak'ta sayfanın alt kısmına gelirsek şehit cenazesinden çarpıcı bir fotoğraf var. Şehit binbaşı dün toprağa verilmiş. Komutana veda başlığıyla orada şehidin eşi Beyhan Duman'ın
kahramandı o diyerek gözyaşı döktüğü anların fotoğrafı var. Ay yıldızlı bayrağı sarılmış tabuta, tabutu öperken. Akşam gazetesi asgari ücrette fedakarlık yapalım çağrısını Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürmanşete taşımış. Zincir aynı, etiket farklı diye market raflarından çarpıcı görüntülere yer vermiş. İki aynı zincirin iki şubesinde aynı ürünlerin iki ayrı fiyata satıldığını fotoğraflamışlar. A şubesinde 3.75, B şubesinde 4.5 lira bir gofret. Bir de indirim var yalanıyla. A şubesinde 64,5 lira o tuvalet kağıdının paketini, öteki tarafta da 64,5 lira ama 69,50 idi, 64,5'a indirdik diye bir o klasik indirim yalanına başvurmuşlar. Türkiye gazetesi bakıcı maaşı profesörü geçti diyor. Türklerden çok yabancılar kazanıyor. Bebek, çocuk, yaşlı ve hasta bakıcılığı sektörü büyüdü. Maaşlar 6.000'den başlıyor, 25.000 liraya kadar çıkıyor demiş. Böyle karşılaştırma olur ya? Olur mu ya? Bakıcı maaşı profesörü geçti. Niye geçmesin? Yani bakıcının maaşı şu kadar olabilir, profesörün bu kadar olabilir diye bir standart mı var? Bir skala mı var? Bu maaş pazarlığının, emek pazarlığının, alın teri pazarlığının getirdiği bir seviyedir. Bakıcı da pekala 25 bin lira maaş alabilir. Üstelik de 25 bin lira yoksulluk sınırı. Ondan haberleri de yok herhalde Türkiye gazetesine bu maaşa takanların. Profesörlerin de 25 bin liraya da, hatta alabiliyorsa 250 bin liraya da ya da 250 bin dolara da hakkı var. Bakıcının da hakkı var. Böyle karşılaştırmalar yapılmaz. Posta gazetesi önce uyardı sonra dolandırdı diye bir dolandırıcılık öyküsüne yer vermiş. Milliyet gazetesi iki devlet tek kuvvet diye Azerbaycan'la yapılan ortak askeri tatbikatı manşetine taşımış. Aydınlık gazetesi somut adım kara kedileri engeller demiş. Türkiye ile Suriye arasında görüşmelere dair somut adım atılması gerektiği çağrısında bulunuyor. Diz çökmedik şahlandık diyen Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sürmanşette Yeni Akit'te ve Allah herkesi sevdiğiyle haşretsin diye bir başlık atmışlar. İşte Temel Karamollaoğlu HDP'lilerle el sıkışırken CHP lideri Temel Karamollaoğlu ile el sıkışırken eleştiriyor. Niye diyor bu kadar iyi geçiniyorsunuz diyor. Kavga etmeniz lazım hep getirmiş. Diriliş Postası da Kobani bitti lafını yine Cumhurbaşkanı'nın manşet yapmış. Ve gelelim PDF formatında internette yayınlanan iki gazeteye. İkinci Yüzyıl gazetesi mecliste elektroşok utancı diyor dün yaşanan dayak hadisesi manşet yapmış. O hani Sayın Milletvekili Hüseyin Örs elektroşokla hayata döndürülmüş ya, onu manşet yapmış. Gazete Pencere galiba yok elimizde. Onu da bugün veremeyelim. Bir araya gidelim. Dönüşte biraz soluklandıktan sonra ekranlardan ve sosyal medyadan seçtiklerimizle medya terapiye devam edelim. Medya Terapi'den tekrar merhabalar. KRT ekranında Medya Terapi'ye ekranlardan ve sosyal medyadan seçtiklerimizle devam edeceğiz. Ekranlardan, sosyal medyadan seçtiğimiz görüntülere gelmeden evvel şunu göstermeden sizlere edemeyeceğim. Bak demin okudum birinci sayfaları ama şu başlığı atlamışım. Diriliş Postası gazetesinde. Kemal belki zoom girebilirsen. Göstereyim şu başlığı. Dün mecliste yaşanan o dayak olayından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutuyor Diriliş Postası gazetesi. Bakar mısın kafaya? Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu amacına ulaştı. Kemal Bey'miş diyor ki hadisenin sorumlusu. Yahu insanlar yandaşlığı ne boyutlara götürebiliyorlar ya. Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu amacına ulaştı diyor. O yüzden dayak yemiş Hüseyin Örs de ölüm tehlikesi geçirmiş. Yani yandaş kafa böyle çalışıyor herhalde ya. Ne alakası var Kemal Kılıçdaroğlu ile? Kılıçdaroğlu pazartesi günü konuştu. Orada da bir gerginlikler falan yaşandı ama bu dünkü şeyin dayağın şeyi sonucu sebebi Kılıçdaroğlu'ymuş gibi gösteriyor. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Ya Rabbi. Şu mübarek günde diyeceğim de çarşamba o kadar mübarek gün değil galiba. İlk görüntümüz hayat pahalılığı ile geçim sıkıntısı ile ilgili ama hani yine de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve iktidardan Allah razı olsun çok güzel yiyoruz içiyoruz temalı bir Twitter görüntüsü, daha doğrusu sosyal medya görüntüsü, onu izleyelim.
yemeyiz. Gerekirse soğan ekmek yeriz. Erdoğan'dan vazgeçmeyiz. Kimse kusura bakmasın. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Bizim için önce vatan namus. Vatan için canımızı veririz. Vatan için canımızı veririz deyince bağlılığı unutuyorsun değil mi? Şimdi dalga geçmek için mi yapmış yoksa gerçekten mi, ciddi mi onu biliyorum ama hani ekmeğin arasına soğanı koyunca vatan için canımızı veririz diye türkü söyleyince her şey halledilmiş oluyor herhalde. Allah buna da şükür edelim, Allah bunu da vermeyebilirdi filan gibi de bir tevekkül içinde. Ciddiyse ayrı bir şey, ne o, doktora tezi konusu herhalde. Şakaysa pek biraz soğuk bir şaka gibi geldi bana. Onu da vurgulamak lazım. Şimdi şakacı bir takım tipler var. Sosyal medyada zaman zaman zuhur ediyorlar. Bunlardan Abdurrahman Uzun diye bir karakter var. Bir de yanında bir arkadaşı var. Bu Abdurrahman Uzun geçenlerde işte doğalgaz neredeyse kulaklarımızdan fışkıracak, enerji sorunumuz yok, İşte kombiyi kökleyin, yakın yakabildiğiniz kadar, çünkü petrol bulduk, gaz bulduk, yakın zamanda para bile vermeyeceğiz, faturalar sıfıra inecek diye propaganda yapan bir vatandaş bu iktidar yanlısı. Şu sol tarafta gördüğünüz, ekranın solunda gördüğünüz vatandaş. Fakat arkadaşıyla her ne hikmetse iç mekanda böyle kazakları çekmişler, bayağı üşüdüklerini gösteren bir şeyle, kılık kıyafet içindeler. Aziz misafirim vardı bugün diyor. Tuğrul Selmanoğlu isimli arkadaş bu paylaşımı yapmış. Herhalde Abdurrahman Uzun ona şey olmuş, misafir olmuş. Pek öyle doğalgazı kökleyip de atletle oturulan ortamlarda ağırlamamışlar birbirlerini galiba. Neyse, bu doğalgaz ve petrol fışkırması yalanını da seçimlere kadar kim bilir daha ne kadar çok duyacağız diyelim. Hükümetten söz etmişken, yandaşlardan söz etmişken, şahsımın taklidini yapan bir genç kardeşimiz var. Muhammed Nur Nahya isimli kardeşimiz olağanüstü başarılı bir Recep Tayyip Erdoğan taklidiyle zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. İşte Muhammed Nur Nahya'nın son parodisi. Başkanım, söyle. Başkanım, bir soru sorabilir miyim? Söyle bakalım. Başkanım, evinizin kirası ne kadar? Evin kirası mı? Evet başkanım. Oğlum ben milletin evinde kalıyorum ya, ne kirası? Peki başkanım, o zaman evinizi gezdirebilir misiniz? Evi gezdirelim diyorsun. Evet başkanım. Hadi gel gezdirelim. Gel. Teşekkürler. Bakalım. Evet, şimdi burası da bizim ekonomi toplantılarını şöyle gerçekleştirdiğimiz oda. Burada başkanım tabii... çok pardon bölüyorum ama. Ha? Ne klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranış durumu şey. Sen çok uğraşma bununla. Faizi düşür. Başkanım ama grafikler diyor sen ki... Sen faizi düşür ya. Dediğimi yapın. Peki başkanım. Ha. Edersiniz. Peki başkanım. Peki. Gel canım, hadi gel, sana diğer odaları gösterelim. Gel. Evet, şimdi burası da külliyenin mutfağı. Genelde hünkâr beğendiği yemeği çıkıyor. Madem sen de gelmişsin, gencimize şöyle bir tatlı ısmarlayalım. Evet Nuri Bey. Efendim. Ne tatlımız var bu akşam? Başkanım, bu akşam tatlı menümüzde Kemal Paşa var. Kemal Paşa? Evet başkanım. Peki. Neyse, tatlıyı sonra yeriz. Gayet keyifle milletin evini, tırnak içinde milletin evini gezdirirken, iş tatlıya geldiğinde ne tatlısı var bugün? Kemal Paşa. Orada iş değişiyor, işin rengi değişiyor. Kemal Paşa, Kemal, Memal, bunlar cız kelimeler diye tebrik ediyoruz kardeşimizi. Son derece başarılı Recep Tayyip Erdoğan taklidi nedeniyle. Ben o seviyeye çıkamıyorum. Arada bir biz de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tonlamasını, sesini falan taklit etmeye çalışıyoruz. Özellikle o nereden nereye lafını, ama yok. Muhammed Nur Nahya ayrı bir kalitede, gerçekten de takdir edilecek bir performans. Şimdi yine bir müzik ve dans performansı getireceğiz. Zaman zaman belki hani diyeceksiniz ya sen bu çocuklara ya da müzik ve dans görüntüsü içeren çocuklara takıntılısın. Evet, çünkü olağanüstü güzel büyüklere taş çıkartırcasına danslar sergiliyorlar. Horon, halay, öyle görüntüler getirdik. Şimdi de bir kız çocuğu, eminim İspanya'dan, bu kız çocuğunun flamenco
performansı parmak ısırtacak düzeyde. Onu izleyelim şimdi. Gerçekten alkışı hak edecek, hani büyüklere taş çıkartırcasına güzel bir flamenco dansını sergilemiş İspanyol kız çocuğu. Şimdi gelin biraz da köşe yazarlarından alıntılar yapalım. Bir Gün gazetesinde Şükrü Aslan'ın köşesinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında başlığını görüyoruz. Diyor ki Şükrü Aslan, bana kalırsa Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak söyleminin örtük olarak demokrasinin olmadığına işaret eden kısmı Cumhuriyet'e dair tartışmaların en önemli bölümüdür diyor. Çünkü eğer demokrasi yoksa veya demokrasi için uygun koşullar yoksa, ki bu da demokrasiyi savunanların gerilimidir, o takdirde bireyler kağıt üzerinde eşit yurttaşlar haline gelememiş demektir. Bırakın eşit yurttaş olmayı, 20. yüzyıl demokrasisinin en önemli göstergesi sayılan kendi yöneticilerini oy vererek seçme imkanını bile bulamamış demektir diyor. Hatta ben bir adım daha öteye götüreyim Şükrü Aslan'ın önermesini. Kendi temsilcilerini diyelim ki özgürce seçtiniz, onların çalışmalarına tam olarak olanak bulunmayan bir meclise göndermekte demokrasinin eksik, yarım, sakat, arızalı olması anlamına gelir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı, o yanlış hatırlamıyorsam, ikinci yüzyılı demokrasiyle taçlandırmak sloganı gerçekten de doğru ve yerinde bir hedef belirleyen bir slogan olarak karşımıza çıkıyor. Timur Soyka'nın birinci sayfadan da aktarmıştık o utancın fotoğrafları manşetinin ayrıntılarını, haberin ayrıntılarını yorumuyla da birlikte içeriden yedinci sayfadan vermiş Bir Gün gazetesi. Ozan Gündoğdu'ya geçelim, Bir Gün'ün ekonomist yazarlarından. O da genç kuşağın çok başarılı gazetecilerinden Ozan kardeşimiz. Zincirleri tanzim yapma planından söz ediyor Bir Gün'de. Bugün orta sayfada geniş bir alana yayılmış o haber incelemesinde. Enflasyonla baş edemeyen iktidarın hedef göstermesinin ardından zincir marketlere yönelik baskılar sürüyor. Burdur'un MHP'li ilçe belediyelerinde BİM mağazaları önüne Devlet Bahçeli'nin sözlerini yer aldığı afişler asıldı. İktidar ucuzluk marketlerinin üzerine mafyatik yöntemlerle gidiyor. Amaç, zincir marketleri adeta birer tanzim satış çadırlarına dönüştürerek yaklaşan seçim öncesi ekonomik krizden boğulan halkın şikayetlerine ağrı kesici vermek diyor. Ama onu da nasıl başaracaklarını merak ediyorum. Çünkü geçen seçim öncesinde bunu yapmaya çalıştılar. Taksim Meydanı'na, Eminönü Meydanı'na, Karaköy Meydanı'na filan öyle çadırlar kurdular. İşte 3 liraya patates, 5 liraya domates, bilmem ne, soğan satacağız dediler. Onun da sonu gelmedi. Yani zincir marketlerdeki o binlerce çeşit ürünün fiyatlarını bir anda nasıl düşürüp de onları böyle bir tanzim satışı şeklinde, hani seçim yatırımı olarak kullanabilirler, onu da bilemiyorum. Ama öyle bir plan olduğunu da anlatmaya çalışmış Ozan Gündoğdu kardeşimiz Bir Gün'de. Cumhuriyet gazetesinin yazarlarından Müjdat Gezen, birinci sayfadaki o tek cümlelik spot niteliğindeki yazısında bugün şunu diyor. Birini tanıyorum, ağzınızla kuş tutmayı öğretiyor ama bu bile sizin işinize yaramaz iktidar demiş. Yani ağzınızla kuş tutsanız bundan sonra artık bu işlerin altından zor kalkarsınız demeye getirmiş. Barış Terkoğlu'nun bugün köşesinde bir tekzip metni var. O yüzden pek okunacak bir şey değil. Hani birinci sayfadan da tekzip metni vermişler. Zülal Kalkandelen'in köşesine bakalım Cumhuriyet gazetesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen cumartesi günü ikinci yüzyıla çağrı sunumunu yaptığını ve orada bir takım yabancı ekonomistlerin ya da işte yurt dışında yaşayan uzmanların diyelim, yani Daron Acemoğlu'nu yabancı uzman saymıyoruz ama bir Jeremy Rifkin vardı. Ama onların yerine
Türkiye'de faaliyet gösteren ve her biri birbirinden değerli bir takım bilim insanlarının neden orada konuşmacı olmadığını sorguluyor. Yani bunlardan da yararlanılamaz mıydı diyor. Mesela şöyle yazmış: Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ekonomi kadrosunda kuşkusuz ki kendi alanlarında çok başarılı olmuş iktisatçılar yer alıyor. Ancak Türkiye'de Profesör Doktor Korkut Boratav, Profesör Doktor Bilsay Kuruç, Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu'nun da aralarında olduğu kıymetli iktisatçılar varken dışarıdan uzman ithal etmek seçim stratejisi olarak bile başlı başına bir sorun demiş. Heyecanla adı duyurulan Daron Acemoğlu, James Robinson'la birlikte yazdığı Dar Koridor adlı kitabının Türkiye'ye ayrılan bölümüne Erdoğan'ın söylemini başlık yaparak Zenci Türk, Beyaz Türk adını veren bir akademisyen diyor. O manada da eleştiriyor bu bilim insanını. Cumhuriyet'ten başka kimi almışız? Barış Doster'in köşesine bakalım. Profesör Barış Doster de CHP'nin vizyonu bilim ve ideoloji başlığıyla yazmış. Diyor ki Barış Doster de, bir zamanlar Kemal Derviş'in etrafında kümelenen liberallerin, liberal solcuların ne demekse savunduğu ekonomi anayasası önerisi ne kadar temelsiz ise siyaset üstü, ideolojik olmayan bir ekonomi tartışması da o kadar yersizdir diyor. O da bu açıdan eleştiriyor CHP'nin ikinci yüzyıl vizyon belgesini. Özür dilerim. Tuncay Mollavisoğlu, milli vizyon öyle mi diye bir başlık atmış. Ara başlığında Beşli Çete ve Kılıçdaroğlu Operasyon diye bir bölüm var. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesi tartışılıyor. Bu tartışmayı samimiyetle yapanların dışında ağırlıklı olarak saray medyası körüklüyor. Bazı anket şirketleri de özellikle yanıltıcı bilgi veriyor diye de yazmış. Aynı sayfada Cumhuriyet'in karikatüristi Behiç Ak da güzel bir olayı çizmiş. Bu deprem tatbikatı yapılırken işte bu toplanma alanları meselesi de hep gündeme geliyor ya, bütün açık alanları, yeşil alanları toplanma alanı olarak olmaktan çıkardınız, oraya hep yapılar diktiniz suçlaması var ya, onu hayata geçirecek biçimde insanlar toplanma alanı diye toplanıp gelmişler bir vatandaşın oturma odasına. Kusura bakmayın diyor, deprem tatbikatı yapıyoruz da tam burası olan toplanma alanına sizin apartman yapılmış diyor. Gerçekten de böyle bir manzara var. Deprem olduğu zaman kaçacak yeri yok insanların. Hele kent merkezlerinde neredeyse böyle dip dibe binalarda, zaten dışarı kaçsan ne olacak? Her tarafın 20 katlı, 30 katlı binalarla çevrili olunca nasıl korunacaksın? O da tabii ayrı bir soru. Sözcü gazetesinin yazarlarına bakalım. Necati Doğru, Gabar Dağı'ndan petrol fışkırırsa şaşmayın diyor. Hani seçim öncesinde, sadece bu iktidar döneminde değil, 10 yıllardır Türkiye'nin önemli bir şeyidir, garabetidir. Her taraftan petrol fışkırır. Necati Doğru bu sefer de Gabar'dan fışkırırsa hiç şaşırmayın diyor. Gabar'dan petrol, Toroslar'dan süt, Uludağ'dan gazoz, Ağrı'dan altın fışkırdı. Gökten turist yağıyor, haberlerini bekleyin demiş. Emin Çölaşan, yine değerli bir Sözcü gazetesi yazarı olan KRT ekranında da Sisler Bulvarı programını hazırlayan, sunan değerli kardeşimiz Saygı Öztürk'ün yeni kitabını köşesine taşımış bugün. Zindandan gelen mektuplar, cehennemi yaşadım başlığıyla yazdığı yeni kitaptan bahsediyor sevgili Saygı Öztürk'ün. Bugün Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk'ün de köşe yazısı var. Ona da bakalım, bakalım köşede ne yazmış Saygı Öztürk. Cübbeli Ahmet Hoca bu işe şaşlı kaldı diyor. O Timur Soykan'ın gündeme getirdiği rezalet skandal var ya, ondan sonra lafı şeye getirmiş. Karabük'te Sipahiler Köyü'nün imamının bir hanımefendiyle işte camide basılması hadisesine getirmiş. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbet ettim diyor. O da bana bu bazı imamların camilerde neler yaptıklarına dair başka şeyler anlattı diyor. Bir anısını anlatmış, bir bandını göndermiş. Sonra gittim diyor bir camiye, televizyon sesi. Bir de baktım imam televizyonu kurmuş. Yaptığının doğru olmadığını söyleyince, ne var bunda deyince, ben de kendisine dedim ki diyor, böyle olur mu ya hoca efendi demiş. İmamın cevabı da, biz bu piyasada iyiyiz olmuş. Nasıl oluyor dediğimde, yahu imam odasına, cami odasına
kadın getirenler var. Başka bir tabir kullanmış da ben burada öyle okumayayım. Kadın getirenler var karşılığını verince, aa tövbe estağfurullah dedim diye bir anlatıma yer vermiş Saygı Öztürk. Yılmaz Özdil de bugün köşesinde bu Webster, Merriam Webster sözlüğünün yılın sözcüğü olarak gaslighting sözcüğünü belirlediğini, İngilizce'de neymiş gaslighting? Kişinin kendi çıkarı için başkalarını manipüle etmesine, yanıltıcı telkinlerde bulunmasına, insanı kendi aklından şüphe eder hale getirmesine, kurbanın duygularını istismar ederek gerçekle bağını koparmasına, hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi göstermesine, yaşanmış bir olayı ise hiç yaşanmamış gibi kabul ettirmesine, kurbanını yalnızlaştırıp aciz hissettirip körü körüne kendine bağımlı hale getirmesine gaslighting deniyormuş. Türkçe karşılığı yok ama diyor Yılmaz Özdil, Türkiye yıllardır gaslighting'in etkisinde yaşıyor demiş. Dünyada 2022'nin kelimesi oldu gaslighting. Bizde geçen 20 yılın özeti diye de doğru bir tespit yapmış. Hürriyet gazetesinin yazarlarına da bakalım. Hürriyet gazetesinde bugün Sedat Ergin, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye geriliminin arka planına dair yazmış. Abdülkadir Selvi de başörtüsü teklifi bugün veriliyor diye yazmış. O tartışmayı Kılıçdaroğlu'nun başlattığını ama AKP'nin de bir anayasa teklifiyle buna karşılık verdiğini anlatıyor ve başörtülü ve başı açıklara güvence getireceğini ileri sürmüş bugünkü köşesinde. Evrensel gazetesinde Sefer Selvi'nin birinci sayfa karikatürünü getirelim ekranlarınıza. İşçi diyor ki, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a bu ne diye soruyor. O da elinde küçücük bir kırmızı nokta tutup asgari ücrette kırmızı çizgimiz diyor. İşçi de ulan bu çizgi değil bildiğin nokta diye cevap vermiş Sayın Ergün Atalay'a. İhsan Çaralan Evrensel Gazetesi'nde bu vizyonda işçilerin, emekçilerin derdine derman olacak hiçbir şey yok diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen hafta İstanbul'da açıkladığı o ikinci yüzyıla çağrı vizyonunu eleştirmiş. Ayşen Uysal da yine aynı şeyi yapmış CHP'nin vizyonunu eleştirirken. Bir de Zeki Gül'ün köşesine bakalım değerli hekim. Hekimlik ruhu ve toplumu ayrıştırma çabaları diye, o da Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik baskıları, işte Şebnem Fincan Korur Fincancı'nın ismini yanlış hatırladım. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasıyla gündeme gelen o baskıları gündeme getirmiş köşe yazısında. Bugünlük de bu kadar diyelim. Medya terapiye noktayı koyalım. Yarın sabah saat 11'de yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.